Evet. Aytaç merhaba. Hoş geldin. Evet, bugünkü kitabımız bu. Sümeyye Ezgi Dağcı, hoş geldin. Bunun üzerinde çalışacağız. Olduğu zaman öğrencilerimizin katılımını bekliyorum şu anda. Öğrencilerimizin katılımını bekliyorum. Problem yok. Buçuk demiştik. 1-2 dakika bekleyeceğiz. Utku, hoş geldin. Evet. Çalışacağım doküman sağdaki, soldakinin öylesine bakıyorum. Mesaj çekiyorum velilerime. Çekiyorum mesajımı. Şimdi döneceğim size hemen. Evet. Tamamdır. Mesajımı çektim. Şimdi diyor ki bu look and read, bakınız ve okuyunuz. Choose the correct words, doğru kelimeleri seçiniz and write them on the lines, onları katı hoş geldin, onları satırlara yazınız. Doğru kelimeyi doğru yere yazacağız, tamam mı sevgili öğrenciler? Evet. There is one example. Nedir? Fridge, buzdolabı. Apartment, daire. Ondan sonra cupboard, mutfak dolabı. Takip edin. Knives, bıçaklar. Ondan sonra salt, tuz. Vegetables, sebzeler. Limes, limon. Ama limon, ama küçük yeşil limonlar oluyor ya, ondan. Yaklaştıracağım. Sugar, şeker. Chicken, tavuk. Ardahan Balıkçılar Köyü, merhaba. Elifeci, hoş geldin. Armchair, koltuk. Yaren, merhaba. Ve hokey ve makas, öğünler, uçurtma, voleybol, bıçaklar. Şimdi biraz yaklaştırıyorum. Evet, ürünümüz bu. Diyor ki, people like flying this. İnsanlar bunu uçurtmayı severler, In the sky, gökyüzünde. On a windy day, rüzgarlı bir günde. O da kite, uçurtma. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Uçurtma. Peki, soru 1. You find this in the kitchen. Siz bunu, hoş geldin Yüksel. Esra, okeydir. Siz bunu mutfakta bulursunuz. It is cold inside. İçerisi cold, soğuktur. Şunlardan herhangi bir tanesi bu sorunun cevabı olabilir mi? Bir kite, evet. Şimdi Fatma Zehra, yakınlaştırdım zaten. Bunlardan herhangi bir tanesi. Siz de eğer bilgisayardaysanız bilgisayarı yaklaştırabilirsiniz birazcık da. Telefondaysanız elinizde böyle parmağınızla böyle yapabilirsiniz. Evet, you find this in the kitchen. Soru 1.
Ezgi Dağcı, bir fridge, buzdolabı. Teşekkür ederim. Doğru. Ve Vugar ve Ardahan Balıkçılar Köyü ve Yaren ve Karışık Oyuncu. Teşekkür ederim. Hepiniz doğru cevap verdiniz. Karışık hoş geldin. Soru 2. This is white. Bu beyazdır. We put it on food. Biz onu food, yemeğin üstüne koyarız. Children often like it on chips. Çocuklar onu cipsin üzerinde severler. Cipsin üzerinde, patatesin üzerinde severler. Beyazdır. Zeynep Sude hoş geldin canım benim. Evet. Sağ olsun yeğeniniz. Merhaba. Zeynep Hanım. Mesajınız üstten geldi. Çok iyi. Peki. Şimdi çocuklar chips severler. Ve beyazdır. Ve yemeğin üstüne koyarız. Bunlardan herhangi bir tanesi olabilir mi? Soru 2 için cevap istiyorum. Mayonez seçeneklerde yok. Yumurta değil. Tuz doğru cevap. Vugar Hasanov, İbrahim Akarslan. Ve Hüma. Hoş geldin Hüma canımsın. Ve Salt, Fatma Zehra ve Yaren Subaşı. Teşekkür ederim. Mükemmel. 3. Made of metal. Made of metal. Metalden yapılmıştır. Cut. You cut food. Ekmek ve meyve gibi yiyecekleri with them. Onlarla kesersiniz. With them, onlarla. With me, benimle. With you, seninle. With her, onunla. With him, yine onunla demek. Peki bunun cevabı nedir soru 3? Şurada var mı? 3. Esra. Ramal Babaev. Teşekkür ederim. Doğru cevaplar. Sude. 2 numara için de doğru cevap. Sümeyye doğru. Piçak. Karışık oyuncu. Piçak değil. Bıçak. Knife. Naim Mai. Knife doğru. Muhammed Aksoy. Hoş geldin canım. Sanırım sen 3. sınıftan 4'e geçen öğrencimizsin. Knife doğru cevap. Esra ve Sümeyye doğru cevap. Ve Vugar doğru cevap. Yaren ve Ardahan Balıkçılar Köyü doğru cevap. Müzeyyen Yüksel hoş geldin tekrardan. Düşün böyle neymiş diye. Ve Naif doğru cevap ve Naif Utku ve Müzeyyen Yüksel ve Fatma Zehra teşekkür ederim. Bıçak. 4. Shelf. Ne demek shelf? Shelf raf demek. Shelves raflar. Diyor ki içerisinde raflar var ve önünde raflar var. Bak. They usually have shelves. Onların içerisinde ve önünde raflar var. Made of wood. Made of ne demekti? Az önce öğrendik. Şeyden yapılmış demek. Evet, raf. Esra Eslem. Doğru cevap, raf. Peki, Esra, bu pencerenin etrafındaki kelimelerden herhangi bir tanesi raf demek mi? Onu bul. Esra değil, hepiniz bulacaksınız. Ve Fatma Gül. Bravo Fatma Gül. Ayağıyla temiz ve uğurlu geldi. Cupboard. Doğru cevap. Vugar Hasanov. Doğru cevap. Vugar'ın şutu gol oldu yine Vugar. Maşallah Vugar'a. Odundan yapılmıştır. Karışık oyuncu. Doğru cevap o. Ama açıklaması o. Cevap cupboards. Mutfak dolabı. Soru 5'teyim. Tatlı öğrencilerim. A game for two teams. İki takım için bir oyun. A game. Bir oyun. For two teams. İki takım için bir oyun. Which you can play. Oynayabilirsin. Nerede? On grass. With a light. With a little white ball. Küçük beyaz top. Mesela voleybol. Küçük beyaz top. Bilmem. Bir bakalım aşağıda başka oyunlar var mı? Bir tane buldum. Bir tane daha oyun var. Küçük beyaz top. Bak soru 5. Küçük olacak. Beyaz top olacak. Voleybolda Fatma Gül, Yaren ve Vugar. Bir tanem. Küçük değil voleybol topu. Yani standarda göre normal standartta. Küçük olacak. Ve karışık oyuncu doğru cevabı verdi. Sude, Sümeyye Ezgi, Naim, Ramal, Bugar. Bu voleybol büyük toptur bir tanem. Naim Mai, hokey. Bak doğru cevap, hokey. Evet, hokey. Tamam mı? İki türlü oynanıyor. Biri buz hokeyi, biri de normal çimenin üstünde. Peki devam ediyorum soru 6'ya. Look like. Not alabilir misiniz sevgili öğrenciler? Look like benzemek demek.
Yazdığınız şeyi silmeye gerek yok. Burada aramızda yanlış doğru diye bir şey olmaz. Hepimiz kardeşiz. Yanlış da yaparsın, doğru da yaparsın. Silmeye gerek yok. Look like, benzemek demek. Gibi görünmek. Limona benziyorlar ama smaller. Sevgili öğrenciler, bir sıfatın sonuna. Evet, not aldın. Aferin. Akşin Günel. Maşallah sana. Hegani Muradov. Hoş geldin. Bir sıfatın sonuna. Sıfat. Sıfatın sonuna ere geldiği zaman. Ebrar. Maşallah. Sıfatın sonuna ere geldiği zaman. Onu mesela küçük, daha küçük. Tall, taller. Uzun, daha uzun. Big, bigger. Büyük, daha büyük. Small, smaller. Küçük, daha küçük. Limona benziyorlar ama daha küçükler ve greenler. Cevabımız Limes, Yaren Subaşı, Sümeyye Ezgi, Vugar. Ondan sonra karışık oyuncu Esra Eslem, Utku, Limes. Misket limon diye de geçiyor. Tamam, bu şekilde. Limes doğru cevap, Ramal. Aferin. Peki. Soru 7. Many people. Birçok insan. Live in this kind of home. Bu tür evde yaşar. Not alabilirsiniz. Live, yaşamak. Sıfatın dereceleri. Bravo sana. Esat, hoş geldin. Evet. Vugar, aferin. Sıfatın dereceleri. Peki. Bu tür evde yaşar. Bütün odalar usually on the same floor. Genellikle aynı katta. Evet, bütün odalar aynı katta. Müstakil ev, yani daire, apartman dairesi. Daire kelimesini istiyorum sizden. Daire. House başka bir şey. House genelde böyle bahçeli, iki katlı, üç katlı olabilir. Villa tipi diyebiliriz bu şekilde. Ama bu apartman, bu apartman dairesi. Müstakil ev, yani an apartment. Evet. Apartment. Doğru cevaplar akıyor, görüyorum. Yaren, Sümeyye Ezgi, karışık oyuncu. Teşekkür ederim. Maşallah. Aferin size. Çocuklar, ben derslerimi bitirmeyeceğim. Ben derslerime devam edeceğim. Evde oturuyorsunuz zaten. Ne olacak? Beraber karşılıklı ders yapıyoruz. Değil mi? Faydalı bence. Zeynep Duru. Hoş geldin. Apartment. Daire. Teşekkürler. Soru 8. Hızlı gitmiyorum. Bak, bu sert bir ders. Tamam mı? Öyle kolay yumuşak bir ders değil. 8. You play, oynarsın this game, bu oyunu, in a team, bu oyunu bir takımda oynarsın. Throw, bu kelimenin anlamını bilen var mı içinizde? Throw ne demek? Ben unuttum throw'un anlamını. Throw. Throw neydi ya? Throw, throw, throw. Biriniz yazsın da ben hatırlayayım. Hadi. Throw. Tamam, cevaplar doğru. Yaren, Esra, Eslem, bravo. Throw ne demekti? Ben unuttum. Siz bana yardımcı olacaksınız. Zeynep Duru, atmak. Esra Eslem, aferin, atmak. Fırlatmak doğru, atmak doğru. Atmak, fırlatmak. Throw. Bak böyle. Atmak, fırlatmak. Topu havaya atarsın ve hit, vurursun. Neyle vurursun topu? Ayakla vurabilir misin? Vuramazsın. Nerenle? Hands and arms. Hands, arms. Böyle. Tamam mı? Karşılarken de böyle ancak. Ama vücudunun buralarına da değebilir top. Burana değebilir. O normal vücudun herhangi bir parçası sayılıyor. Engel değil yani. Foul değil. Tamam. Peki bu voleybol. Bu cevapları veren. Futbol değil. Bu cevapları veren öğrenciler. Bir dakika ya. Ne futbolu mübarek, alakası yok. Elle vuruyorsun. Kolla vuruyorsun. El ve kolla vurduğun voleybol. Naim, Sümeyye, Utku. Teşekkürler. Peki, soru 9'dayım. You can grow. Yetiştirebilirsin. Büyütebilirsin bunları. Nerede? In the ground. Yerde. Esra, sağ ol canım benim. Zeynep söyle, aferin. Yerde yetiştirebilirsin. Büyütebilirsin. Fasulye, biber, havuç. Some examples. Birkaç tane örneği. Iron Kafkas. Hoş geldin. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Naim Mai, Ebrar. Ne yani? Hagani, teşekkür ederim. Doğru. Vegetables, doğru cevap.
Vugar doğru cevap. Teşekkür ederim. Fatma Zehra bir önceki soru için sağ ol. Ve Esra Esinem vegetable, sebze. Ve soru ondayım. İnsanlar bunları buna sahip olurlar bunu. Bunu sahip olurlar. Böyle banyo yapmak olabilir, yemek yemek olabilir, sıkıntım var, sınavım var. Bu sahip olmak demektir. Benim var. Neyim var bu her gün? Ve breakfast bir tanesidir. Breakfast bir tanesi ise lunch ikincisi, dinner üçüncüsü. Anlaşılmayan bir şey yok. Peki, bir daha sana Naim May demeyeceğim. Ama öğrencinin ismi ne yazıyorsa onu söylüyorum. Şehle İsazade. Hoş geldin. Hagani Tullantı. Peki. Zeynep Duru meal öğlen meal öğün demek. Öğün. Evet, öğün. Bizde öğün deniyor da yemek yani. Hani sabah yemeği, öğlen yemeği, akşam yemeği şeklinde. Geçtim. İsmini bilemem ben senin canım. Orada ne yazıyorsa onu okuyorum. Değiştirebilirsin. Sude Zeynep Çalışkan. Meal teşekkür ederim. Doğru. Geçtim öbür tarafa sevgili öğrenciler. Şimdi 200'den biraz küçülteceğim. Tamam. İsmini söylersen ben ismine hitap edeceğim. Tamam. Ha, Furkan Durgun'un kuzeni Taha. Mükemmel. Hoş geldin. Şimdi diyor ki az önce Zeynep Hanım yazdı seninle ilgili Taha. Diyor ki şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? True false yapacağız, tamam mı sevgili öğrenciler? Bakayım true false, evet yes no. Örneğe bir bakalım öncelikle. Şimdi sen adını söyle bana, ben şimdi senin adını özellikle söyleyeceğim ismini. Daha sonra anlatırım ben sana ismin nasıl değişeceğini. Hesabına girmen lazım bilgisayardan. Diyor ki there are var. Ne var? İki büyük siyah bavul. İki büyük siyah bavul var. Yani şu suitcase bavul demek. Ve bir tane small red var. Bak bir tane de small red var. Bu doğru. Tamam. The dog is next to the woman. Köpek kadının yanında. Hangi kadın? Who is listening to music? Müzik dinleyen kadının yanında. Hayır, bak adamın yanında. Osman Göllüoğlu hoş geldin. Canım benim hesabın olmasa bu hesapta yani hesabı olmayanlar yorum yazamıyorlar. Senin hesabın var ve ismin o. Söylemiyorum ismini hoşuna gitmediği için. Tamam mı? Hesabın var. Google'dan gireceksin. Evet bakalım ne diyor? The time on the round clock. Round clock. Round clock kelimesinin anlamını bana bir öğrenci söyleyecek. Ben de onu bileceğim. Hadi bakalım. Round clock. Ne demek round clock? Evet. Boş yapma kısmına katılmıyorum. İsmini söyle, ben de sana o şekilde hitap edeceğim. Kagane teşekkür ederim öbür soru için. Yumru saat doğru cevap. Yumru yani round, yuvarlak saat. Yuvarlak saat quarter past nine mı acaba? Sizden cevap bekliyorum. 1-2. Tamam. 1-2. Bir yes veya bir no diyeceksiniz. Bekliyorum cevaplarınızı. Bir yes, bir no. Daire saat, yuvarlak saat. Evet, daire, yuvarlak. Sen Azerbaycan dilinde söyleyebilirsin. Problem yok. Ben Azerbaycan dilini iyi biliyorum. Sıkıntı değil. Senin söyleyeceğin cümleyi ben tercüme ederim. Yuvarlak saat, quarter past nine mı? Şimdi onu bekliyorum ben sizden. Yuvarlak saat, quarter past nine mı? Hadi bakalım. Bir yes, bir no diyeceksiniz. Quarter past nine. Yaren Subaşı gidebilirsin canımsın. Müzeyyen Yüksel. Bir. Yes. Doğru. Ondan sonra Zeynep Duru, Zeynep Sude, Utku, Vugar. Ondan sonra sizin cevaplarınız hepsi doğru. Teşekkür ederim. Bravo. Ondan sonra başka bakayım kaçırmayayım. Kaçırmayayım. Yes diyenleri kaçırmayayım. Mega oyuncu, karışık oyuncu yes doğru söyledin. Has kayan makine yes doğru. Bakınız yuvarlak saat quarter past nine. İkiye geçtim. İki de diyor ki the woman who's talking on the phone, kadın, hangi kadın? Esra tabii ki yeğeninle konuş ama tekrar geri gel. Kadın, hangi kadın? Who is talking on the phone is also ayrıca holding a newspaper. Holding a newspaper. Diyor ki telefonda konuşan kadın holding a newspaper. Doğru mu yanlış mı?
Telefonda konuşan kadın. Üç tane kadın var burada. Holding a newspaper. İki numaranın cevabını no olarak veren Haskayhan makine. Zeynep Duru. Telefonda konuşan kadın. Not almanızı istiyorum. Hold tutmak demek. Gazete tutuyor. Sümeyye Ezgi Vugar, Zeynep Sude, Ramal. No tabii ki. Telefonda konuşan kadın bu. Gazete tutuyor olmaz. Iron Kafkas, teşekkürler. İnsane Zakharova, teşekkürler. Doğru. Yani no cevabı doğru. Bakın telefonda konuşan kadın gazete tutmuyor. The woman who is sitting is holding a newspaper diyebiliriz. Oturan kadın gazete tutuyor diyebiliriz. Peki soru 3'teyim. The woman with a baby, bebekli kadın, has got a fan on in her hand. Bebekli kadın has got, sahiptir. Onun var. İlkim dile hoş geldin. Neyin var? In her hand. Elinde. Kagani, kırmızı saat o birinci soruydu. Onu geçtik. Bebekli kadının in her hand has got a fan. Acaba üçüncü soru yes mi no mu? 3. Yes mi no mu? 3 yes. Sümeyye Ezgi, Utku, Zeynep Duru. Evet, Zeynep Duru sen teşekkür ederim. Bütün sorulara cevap veriyorsun. Haskayhan doğru. Sude Zeynep, Vugar. Vugar maşallah sana. Harikasın. Diyor ki ha, bu arada televizyondan açanlar varsa televizyon fotoğrafını bana atsın, WhatsApp'a koyacağım. Çok hoşuma gidiyor. Bir tane televizyondan açacaksın, izleyeceksin. Bir tane telefondan açacaksın, ona cevap yazacaksın. Bana her gün atıyorlar. İnsane, yes, teşekkür ederim. Ve Hagani, tamam. Evet, Iron, yes. Sümeyye, yes. Evet, diyor ki bebekli kadının elinde bir tane yelpaze var. Fan, yelpaze demek. Soru 4. A boy is putting an empty bottle. Empty bottle ne demek? Bisikletleri yaptırın, gezmeye gidin. Tamam. Tamam canım, olur. Evet. Empty bottle. Bunu put, koymak. Nereye koyuyor? Bin. Canım Sümeyye gidebilirsin. Aytaş kusura bakma ya. Burada ne yazıyorsa onu okuyorum ya. Hakkını helal et. Gidebilirsin ama ben şey atacağım, link atacağım. Oradan takip et. Kaçıranlar. Evet. Bebekli kadın, yok bebekli kadın değil, soru 4. Bir oğlan çocuğu puting koyuyor. Ne koyuyor? Empty bottle koyuyor. Nereye? Into the bin. Bu doğru mu yanlış mı? Bak oğlan çocuğu bu. Into the bin çöp tenekesine demek. Çöp tenekesine empty bottle koyuyor. Boş şişe koyuyor, yanlış. Ne koyuyor? Ne atıyor? Is putting a newspaper into the bin. Çöp tenekesine gazete atıyor. Haskayan makine. Zeynep Duru, Zeynep Naz, Sude Zeynep, Kagani, ondan sonra Aytaç, İnsane. Evet, aferin sana Aytaç. Bottle değil, newspaper. Ve Utku, Utku yanlış yaptın. Yes değil bu, no. Gazete koyuyor, şişe değil. Soru 5. Adamlardan bir tanesi in the cafe. Kafedeki adamlardan bir tanesi, bakalım şimdi kafedeki adamlara bakalım. Kafe burada. İki tane adam var. Evet, iki tane adam var. Şimdi ben cümleye geri geleceğim. Kafedeki adamlardan bir tanesi is wearing black shorts. Soru 5. Fotoğrafı açacağım şimdi. Okudunuz mu tam olarak? Adamlardan bir tanesi is wearing black shorts. Black shorts giyiyor. Bak bakalım black shorts giyiyor mu? Adamlardan bir tanesi. 5. 5 yes no diyeceksiniz. Evet. Zeynep Duru. Osman Göllüoğlu. Ondan sonra. Haskayan Makine. Aytaç. Ramal Babaev. Hepinize teşekkür ederim. No. Purple shorts. Blue shorts. Mustafa Demirhan. Fatma Gül. Ayrın Kafkas. Müzeyyen. Yüksel. Utku. Sude. Teşekkürler. No. Aferin size maşallah. Topçuoğlu hoş geldin dersime.
Hani sen Fatih arkadaşlarını da çağıracaktın derse. Soru 5. Yaptık 6. The door, kapı. Hangi kapı? Nearer to the plant. Bitki. Bitkiye daha yakın olan kapı is closed. Doğru mu yanlış mı? Cümleyi bir daha alalım cümleyi. The door which is nearer to the plant is closed. No yazarken müzeyyen yüksel. 6 no, 5 no diye yazacaksın. İnsane Zakharova. Teşekkür ederim. No. Evet. İnsane az önceki soruya da sen no dediğin için ben anlıyorum 6 olduğunu. Şehle teşekkürler. No. Haskayan. No. Ramal. Ömer Katı. Sude. Müzeyyen. 6 no. Vugar. Kagani. Vugar diyorum. Aytaç. Doğru bak. Yani no olan doğru. Diyor ki bitkiye yakın olan ağaç kapıya yakın olan bitki yok söyleyemedim. Bitkiye yakın olan kapı. Bak bitki burada plant. Plant'e nearer olan kapı closed yanlış. Open olması lazım. Altın o. Eymen açık göz hoş geldin canımsın. Senin gibi öğrenci mi var dünyada? Geç kalma bebeğim tamam mı? Soru 7'deyim. Diyor ki the man in the uniform. Üniformalı adam. Gerisi sizde. Has got a green flag in his hand. In his hand. Elinde green flag. Hem cevabı yazın hem de flag ne demek onu yazın. Şöyle yazacaksın. 7 yes veya 7 no. Flag eşittir su. Örnek. Hadi bakalım. 7 no. Flag bayrak. Cevabı veren öğrenci bize teşekkür ederim. İnsane. Sağ ol. Fatih 7 niye yes olsun ki? No mu yes mi no mu? Bak üniformalı adam şu. Üniformalı adam bu. Siz yanlış bakıyorsunuz belki de. Flag bayrak demek. Ve Ramal doğru cevap verdi flag için. Cevap da no olacak. Niye yes olsun ki? No mu olacak, yes mi olacak? Bakalım. Üniformalı adam green flag. Bence cevap no. Niye bu kadar çok no geldi ya? Ben sizi şaşırtmak için yapıyorum. Ben cevap yes işte görmüyor musunuz? Üniformalı adamın elinde green flag var. Yes yani. Niye no olsun ki? Anlamadım. Benim göremediğim bir şey mi var? Üniformalı adamın elinde green flag var. Yeşil bayrak. Al işte doğru. 7 yes. Flag bayrak yazacaktınız. Niye no ya? Anlamadım. Niye no? Benim kaçırdığım bir şey mi var? Üniformalı adamın elinde yeşil bayrak var. Ve adam burada üniformalı. Ve elinde de bayrak var. İnsane. Niye no dedin insane mesela? Şehle niye no dedin? Ramal Babayev niçin no dedin? Benim kaçırdığım bir şey mi var? Benim göremediğim bir şey mi var? Hayır. Bu adam üniformalı değil. Bu adam takım elbiseli. Üniforma bu. Üniforma derken resmi görevli anlamında söyleniyor. İstasyon görevlisi, istasyon şefi. İstasyon şefi Mesut. Çok meşhurdur. Büyük bir filmdir. Peki yeşil renkli. He, sizde yeşil görünmüyor. Tamam. Tamam. Peki. Sizin doğru ya. Şimdi böyle bir şey var. Yansıttığım zaman buradan size gelen renk bir tek yeşilde değişiklik oluyor. Kaç gündür ders yapıyoruz ya biliyorsunuz. Yeşil sizde siyah gibi geliyor. Tamam. Sıkıntı değil. Şimdi çözdük olayı. Çok tatlısınız hepiniz. Problem değil. Şimdi sevgili öğrenciler, burada bir diyalog var, tamam mı? Çok alışık olmadığınız soru tipleri öğrenin diye ben bunu yapıyorum. Tamam, hepiniz çok tatlısınız. Hani şöyle A, B, C çok klasik sorulardan değil yani bu. Diyor ki, bu diyalog, bu sohbet, conversation, buradan buraya kelimeleri atarak doldur diyor. Tamam mı bebeğim? Miss Brown is going to leave our school next week. Önümüzdeki hafta Bayan Brown yani öğretmenleriymiş. Okuldan ayrılacak. Tayini çıkmış. Başka bir yere gidecek. Taşınacak. Evlenecek. Ne olsa. Askere gidemez bayan bu.
Tamam mı? Ne diyor? Isn't she? Gitmeyecek mi? Gidecek. Yes, that's right. Evet, bu doğru. Şimdi Kate diyor ki, hadi ona bir hediye alalım. Hadi bakalım. Hediye alın bakalım ona. Karşıdakilerden hangi cümleyi söylersin? Hadi ona bir hediye alalım dedi arkadaşın sana. Diyelim ki bir öğretmeniniz okuldan ayrılıyor ve siz de diyorsunuz ki hadi ona bir hediye alalım. Sınıf annesi genelde bu işlere bakıyor ama hadi bakalım hangisi olur karşıdan? Bulun bakalım hediye alalım mı? Al ben kendimi biraz kaybedeyim oradan. Cümleleri kapatmasın. Hadi ona bir hediye alalım. Karşıdan hangisi olur? Kagani bayrak, flag bayrak demek. Doğru söylüyorsun. Eyvallah. Hadi ona bir hediye alalım. Karşıdan bulun bakalım. Bekliyorum. D demişsin. Evet, o bunu çok sever. Vugar Hasanov. Yani Aytaç. Aferin. Çok akıllı bir çocuksun sen ya. Maşallah. Kaça gidiyorsun sen? Kaça gittin yaz bakayım göreyim. Ve Reyhan bulanık görünüyor. Ve Utku ve çalışkan ve insani D. Bence çok bulanık değil ama. D doğru cevap. Videomu kaldıracağım. Videom yani fotoğrafım mı? Al. Şimdi aşağı aldım. Engellemeyecek sizi. Peki bir de hadi ona bir hediye alalım. Evet bunu çok sever. Diyor ki ona ne alalım? What shall we get for her? Ona ne alalım? 7'ye geçeceksin. Aferin. Maşallah sana. Ona ne alalım diyor. Karşıdan bulun bakalım ne alalım. Bisiklet alalım. Çiçek alalım. Evet. Ne alalım? Ne söylersin? Ona ne alalım? Karşıda bir şey yazmıyor. Hani bilgisayar alalım, saat alalım, ayakkabı alalım diye bir şey yazmıyor. Ne alalım ona? Var mı fikir olan? Diyor ki çok zor. Bilmiyorum ne alacağımızı. O da E şıkkı. Ben biliyorum. Let's try that new shop in town. Kasabada açılan yeni dükkanı deneyelim. O da bir şey soruyor. River. Evet, aferin. E, Eymen ve Ayrın Kafkas ve Aytaç. River Caddesi'nde mi? Buradan çok uzakta. Evet. Bulun bakalım hadi bunu. Kasabada açılan yeni dükkanı deneyelim. Hangisi olur bu? Ve 3 numara. Cevaplar geldi. Evet. Hastanenin yanındaki. 3 numara. Oh yes. The one near the hospital. Is it in the River Street? That's a long way from here. Buradan çok uzakta. Okay, we can go there now. Have you got any money? Çok uzakta. Ne olur? Çok uzakta. Çok uzakta. Uzakta. Uzaktaysa ne yapalım? Dördüncü cümle. Aferin bak Esat doğru cevap verdin ama başına bir şey koyman lazım. 4 numara. Bak çok uzakta. Long way. Uzun yol. Buradan çok uzakta. Evet C diyenlere teşekkür ederim. C bir önceki sorunun cevabı. Topçuoğlu, Fatma Gül, ondan sonra Haskayan Makine. Evet Esat 4 gümüşhane. Buradan çok uzakta. Evet uzakta. Öyleyse otobüsle gitmek zorunda kalacağız. Tamam oraya gidebiliriz. Hiç paran var mı? Aferin Aytaç. Hiç paran var mı? Şehre de doğru şehre. 3 numara için doğru cevap verdin. Hiç paran var mı? Var mı yok mu? Hadi bakalım cevap al. Cevap ver buna.
Hiç paran var mı? Eve gidip biraz alayım. Fransa. Çok güzel. Okay. I need to go home and Murat bir hoş geldin. Selam. I need to go home and get some. Eve gidip biraz almam lazım. Bu da 5'in cevabı ve 5 Fransa. Haskayan makine. Teşekkür ederim. Şimdi 5 Bursa olmaz Esat. Ne diyor? Hiç paran var mı? Evet bu doğru. Olmadı. Have you got'la sorunca tam olmamış bu yani. Fransa doğru cevap. Topçuoğlu, Haskayan Makine, Vugar, Esat, Demirhan. Teşekkür ederim hepinize. Evet sevgili öğrenciler, 3 bölüm yaptık. Gördüğünüz gibi zorlayıcı. Özellikle küçüklerin biraz böyle fazla katılımı beni çok mutlu ediyor. Iron Kafkas doğru, Eymen doğru. Demirhan teşekkür ederim sana da. Sevgili öğrenciler, derslerimi takip edin, hatta kalın, mesajlarımı izleyin. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.